içeriği de... Attığım klibi izleyebilir misin abi? Ne? Sanıyorsun. Attığım klibi izleyebilir misin? Hayır lan saçmalama o değil. Cüce değil mi? Bence de cüce ya. Abi köz getir. Hızlı köz getir. O ne ya? Köz getir. Ben köz. Köz getir ne ya? Koz getir. Ben bunu bilmiyordum bu arada. Acil köz getirmek gerek. Nereden getireceğim? Közü nereden bulacağım? Tüten köz. Ben bunu sıfır şaka bilmiyordum bu arada. O zamanlar köz getir muhabbetini. Tüten köz yazıyor. Oğlum köz getir ne amına koyayım. Nereden getireceğim diyorum ya. Nargileci miyim ben? Ne oluyor ya? Kardeşim seni köz getir de abi közü nereden bulacağım? Köz nereden bulunuyor? Ulan God of War çok iyiydi bu arada ya. Bir daha oynamamız yok mu? Quaresma 1958 hoş geldinlerimize. Abi ilk bakacağın kişinin adı Eren. Turkan abi çok severiz kendisini. Eren. Getiriyorum. Ulan ne kadar güzel bir isim. Kıskandım. Şöyle verdim. Ha Turkan. Böcek yayını yapmıştık. Bravo. Çok tatlı birisiydi. Ne yapacağım göstermem mi lazım? Hayır biz kaydediyoruz zaten. Sen sadece incele biz. Hayır salak görüntü kaydı alıyorum onda. 429 bin takipçisi var. Aynen. Vay vay vay. Şimdi Tuğkan abi ödül almış. Ne ödülü? Altın portakal değil. Altın küp. Allah kahretsin ya. Oğlum ben bu heriflerden gerçekten nefret ediyorum ya. Ben de bu kadar iyi vücudum wow, olsun, wow, bu kadar wow. Yakışıklı olmak istiyorum. Anladın mı? Ben neden böyle dedim ya? Oğlum yemin ederim ne diyor dedim biliyor musun? Git yani anladın mı? Yani. Yani sinirlendim herif. Bir tık abartmıyor kral sanki. Oğlum yakışıklı niye şey yapıyorsun lan? Kıskandım çünkü. Bu arada... Koda'ya geçelim dese kıza. Kendi öyle diyor ama kendisi de yakışıklı yani. Yani bence. Gayet okey değil mi kızlar? Chatimdeki kızlar. Yani sinirlendim herif. Oğlum yakışıklı insanları niye şey yapıyorsun lan? Kıskandım çünkü. Arkoda'ya geçelim de dese kıza. Can yaman bokunu yesin. Bakış yapsa yeter yani. Böyle. Evet evet. Yani saç değil stili, mi? Sakal stili falan çok hoş. Bak bak şu mesela anladın mı? Ne kadar seveceğim ve aile dostu olduğunu gösteren fotoğraflar benim için çok anlamlı oluyor. Diyor ki hem çok tatlıyım, genetiğim iyi yani sarışın mahiyetim. Hem diyor ki ailem çok tontiş. Yeğenini kafasından öperken fotoğrafı var. Tam foto istediğimiz vibe'lar erkeklerde. Bak tek kuş çekiminden paylaşmış. Hem de sosyal anladın mı? Hem de evet. İş yapıyor. Bak mutfağa da girmiş aparatta. Bayağı. Mesela, ya, kız öyle bir anlattı ki şu an evlenesim geldi Tuğkan'la ya. Bu vermiş adam ya çok iyi abi. Ayşen Gruda'nın vefatından sonra evet duyarlı. Tuğkan beni sik. Duyarlı. Akvaryum. Yakışıklı bir abimiz. Bu pozu özellikle güzel, beğendim. Normal hayatından kareleri de koymuş yani çok kasmamış. 500 bin takipçili bir insanın çok düşünmeden bir şey paylaşıyor olması samimiyetini gösteriyor bence. Baksana kedileri, çocukları falan da çekmiş. Cool böyle. Böyle aşırı cool falan, serseri falan. Ama diyor çocuklara da iyi anlaşırım diyor. Perfect yani. Aşağılık pislik. Oğlum şu fotoğraftan nasıl çocuklarla iyi anlaşırım çıkarttı? Çocuk Burçay'ın elinde abi. Çocuğa sadece sağ elinin şu avuç içi değiyor yani. Cool falan, serseri falan. Ama diyor çocuklara da iyi anlaşırım diyor. Perfect yani. Aşağılık pislik. Ya. Aşağılık pislik. Alçak puşt. Bence samimi bir profil sayfası. Aa kral. Cool olma çabası yok. Beğenmediğim bir fotoğraf var mı orada? Kedi seviyor galiba. Çok. İnanılmaz hayvan bir tık seviyor. Gerildim. Oğlum akrep geldi. Yok boğa amına koyayım. Sayfasını aslında çok da beğenmedim ama herif inanılmaz cool bir herif. Anladın mı? Hani sinir oldum herif. Hem ya. Daha güçlü hem daha yakışıklı hem de daha cool. Tuğkan abinin Instagram'da abi. Kendisiyle ilgili paylaştığı ilk fotoğraf buymuş. Tuğkan Bey oha Mert Soydan'a benziyor. Instagram'dan ilk paylaştığı fotoğraf Mert Soydan'mış. Mert Soydan. P ne? Hadi çıkarma. Aynen. Komik. Yaşlanmış Tuğkan abin ama. Bayağı gençmiş. Belliymiş şunun olacağı. Şuna bak bu artist falan burada da yani. İlk fotoğrafında bile artist. Son fotoğrafı evet. Bizim
çekiminizden. Mesela bu çok cool, artistik bir fotoğraf. Abi, kamerayı az kaydırıp. Herif gerçekten şey yani, böyle Viking. Ben çok beğendim ya. En güzel şey bence, dışında çok havalı, cool, iç dünyasına girdiğinde ne kadar hayvan sever, ne kadar ailesine düşkün. Bunu bir yerde tutturmak çok zor. Elray'ın... Sen yürüyorsun ama artık. ...üzerinden kaç veriyorsun abi? 7. 7 veriyorum. Vay. Samimi buldum, eğlenceli buldum. Bir dakika. Bu ilk puanlama olduğu için çok zor. Evet, tamam. Şimdilik söyle bir şey. 7 o zaman. Şu an 7 veriyorum. Tukan abi. O kadar övdü, nasıl 7 veriyor ya? 11 veriyorum. Instagram sayfasına 10 üzerinden 6 veriyorum. Ha, oldu. 7. Tamam. 7. 7 ve hatta 8, tamam. 7, 7 olsun. Sanat odaklı değil de daha çocuk çok hani kesin ikizler burcu odaklı fotoğraflar olduğu için içinden ne geçiyorsa onu söyle. Vallahi 6.5 geçti içimden. 4. Aa, beğenmedim aslında. Ben fazla samimiyet sevmiyorum Instagram'da. Nasıl ya? Fazla doğallık sevmiyorum. Çekip koyma yani, orası bir... Kamera yeri değiştirebiliriz. Yani. Olabilir. Facebook değil. İkinci olabilir. Kişiye geçiyorum. Ya niye, ne yapayım oğlum kamera? Götümü mü sokayım kameranın yerine? Ne oldu, neyi göremediniz? Bence sağ üst kafi ya. Puanlamaları göremedim. Ya görürsünüz birazdan ya. Devam et. Twitch Türkiye'nin... Bir daha verirler puanlamayı. ...kadın yayıncısı P-Queen. Pelin adı. Hemen ben de oyun oynamak istiyorum. Sen beni Twitch'lere de çağırmıyorsun. Sen beni niye sevmiyorsun ya? Sen beni neden sevmiyorsun? Neden mi? Sen beni beğenmiyor musun? Bu arada ben şu olayı sevmiyorum. Twitch Türkiye'nin bir numaralı kadın yayıncısı. Twitch Türkiye'nin bir numaralı erkek yayıncısı falan. Yani sen burada apayrı bir kanalsın. Tepki videosu çekiyorsun. Okey. Ama insanları da böyle algı... Ya bu arada Pelin kötü bir yayıncı vesaire. Sakın yanlış anlayın. Pelin'i çok severim. Ki bence de şu anda kadın yayıncılar arasında benim de en çok beğendiğim kişi. Ama kime göre, neye göre diye sorarlar. Anlatabiliyor muyum? Yani onun bir şeyi yok. En iyi bir numaralı yayıncı, bir numaralı yayıncı diye bir şey yok yani. Hani sen bir üniversite değilsin, ödül vermiyorsun yani burada. Bilmiyorum, yanlış. Şöyle ikinci Twitch evcisine geçiyoruz. P-Queen. Karadeniz Uşağım. Pelin Paynazoğlu. Haşan demiş, uşaklar demiş, ben demiş. Niye? Pelin Karadeniz mi ya? Karadeniz yani Samsun muydu galiba değil mi? Ne yapıyor? Oyun oynuyor ama çok mizahı kuvvetli bir kız yani. Çok komik bir kız yani. Ha, çok güzel. Aynen. Bakalım. Güzelliğiyle değil, mizahıyla. Yo, ben zaten az önce... Ha, pardon, ben de güzelliği değil... Buraları komple evet, atladım. Evet. Çok pozitif bir vibe var. Sanki çok komik biriymiş gibi geliyor bana, evet. Taraflarından. Çok komik. Saçları olabilir, çok güzel. Burun şakası olabilir. Bu da doğal. Ya burnu kötü ben de değil yani. Ben ama. Mesela aynı gün bunu çekti. Tamam. Kütahyalı mıydı? Sonra 10 gün... Değil işte. 10 gün sonra fotoğraf bulamadı. 16 Temmuz'da bunu koydu. Tamam. Zaten selfie çekiyoruz. O gün çek. Tatlı samimi bu da. Kız güzel bir kız bu arada. Ama yani sayfası falan hiç beğenmedim yani. Çünkü sürekli narsist gibi kendini paylaşıyor. Böyle pozlara falan. Biraz fazla buldum ben selfie'lerini. Çünkü yani üstünü değiştirip aynı pozu vermiş gibi. Arkadaşlar, agresifleşmeye gerek yok. Çirkin çirkin sözler söylemeye gerek yok. Sonuçta videoyu izlerken ya bunlar, bu insanlar hani nihai karar vermiyorlar. Bu adamın Instagram'ı kötü, kapatın falan demiyor ya. Sadece yorumlarını, tepkilerini söylüyorlar. O yüzden Çok böyle agresifleşmeye gerek yok bence. Ya tilt olunabilir okey ama ya senin Instagram'ın ne falan çok saçma. Ya onların Instagram'ı da büyük ihtimal ya vasattır ya vasatın altınları. Belki de iyidir ama bu yorum yapamayacağı anlamına gelmez. Ama bak mesela şöyle doğal fotoğraflar benim daha çok hoşuma gidiyor şu mesela. Kızın kendisi çok tatlı duruyor. Sadece çok selfie paylaşmış. Ben mesela Instagram hesabımı yönetsem biraz boydan çekerim, dışarıda dış çekim yaparım. Geldi hep evde selfie çekmiş. Birazcık hemen stalking. Bana niye laf atsınlar abi? Bana laf atmamışlardır. Büyük ihtimal Instagram'a laf atmışlardır. Ben Instagram'ı zaten özenle bezenle kullanan biri değilim ki. Yöntemlerimi kullanıyorum. Komik bir fotoğraf köpeğiyle. Lan bana laf mı attılar lan? Mantıksız A noktasından B noktasına götürür, gıdı ister. Bana laf mı sattılar? Güzel, kalk gel. Bizim çocuklar sana erkek demek istiyor. Yazmış çok iyi. Şu fotoğraflar falan kalite olanlar. Mesela bu biraz kötü. Açı olarak fotoğraf çok iyi. Evet. Çeken iyi, çekememiş. Ardısı da makyajsız çekmiş, o yüzden ona beğendim biraz. Doğal, doğal bir kız yani en azından. Da yani, what the fuck is this yani, anladın mı? Düşük Pelin'de de ne çok selfie var ya. Pelin, tamam. Pelin'in kendisiyle ilgili Instagram'da paylaştığı ilk fotoğraflardan bir tanesi. Çok tatlı.
Ama kendi gibi değil burada bence. Evet, yine bir arka fon kötü. Oğlum bir dakika, benim ilk fotoğrafımı bulurlarsa... Hayır da yani. Var abi. Silmedim ben o fotoğrafı. Amına koyayım. Hayır oğlum, obez benim. Biraz kötü. Böyle fotoğraflar var. Neyse, zaten niye sileyim ki abi? Onu silmek de saçma geliyor ya. Eski yani, adı üstünde. Sevdin mi? Bak bu mesela daha ilk kendisi. İlk Instagram fotoğraflarım bu. Bize içeren bir fotoğraf. Bu i̇lk güzel Instagram fotoğrafım Eylül'de hatta. Hoşuma gitti. Biraz bıkmış şöyle. Bak şey, bu P-Queen'in amblemi değil mi bu? İki tane P-Queen. Fake 19. Cenk Tosun. Obez Boy 8. Cenk Tosun. Ben isterim ki şuraya gelince Neon'dan TK logosu yansın. Buradan Pelin'e sesleniyoruz. Bize de bir şey yaptır vallahi, çünkü bu öküzün bir şey yaptıracak. O estetik yoksunu hayvanı. Arka fonum var. Yok ya, silmem. Evet, fotoğraf çekiyor. Ne var falan şey ben güzel. Ben de böyle... Oğlum, çükümü dur lan. Olur lan. Ne yapıyorsun? Gülü. İstemiyorum. Şakasız şu an olan sahneyi şuraya koyacağım. Luna, Burak yerde telefonuyla oynuyordu. Yani dengede durmaya çalışıyordu. Yani Luna üstüne çıktı. Pelin'in Instagram sayfası 10 üzerinden kaçar? Biraz düşük becerim. 38,5 almış Tuğkan. Hiç anlamasın. Tamam. 5 veriyorum. Komik olduğu için ve bu potansiyeli kullanamadığını düşündüğüm için 5 verdim. 3. 2. 3. Hiç beğenmedim. Hak ettim. Beğenmedim. Hayır, kızı beğendim abi. Kızı puan dedim yani. Çok fazla keşfette vakit geçirdiğim için, ne Instagram'lar gördüğüm için. Şimdi onlara da haksızlık olmasın diye 7,5 veriyorum. Kral kovalıyor. 6 verdim. Nereden kırdın? Çok selfie. Aynen öyle. 10 üzerinden haçan. Oğlum kız belki Karadenizli değil ya. Ya ne dediyse ne dedi. Bence Karadenizli. 4. 4. 5. Ne oldu bir... 4,5'dan 5. Devam ediyoruz. Sıradaki Twitch yayıncımız. Yine Twitch Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından bir tanesi olan Kendine Müzisyen. Kendine Müzisyen. Duydun mu? Güzel isim. Duymadım. Kendine Müzisyen. Kemal. İzlemiştik. Bu çok komik çocuktu. Peçete diyen değil mi? Şöyle verdim abi sana. Adı Kemal. Kemal. Dur bu ne? Çok iyi. Oğlum what the fuck? Abi bu ne? Abi çok iyi. Herifin tarzı komple efsane yani. Yine komik. Thor şeyi yapmış. Biri altına kendine Thor yazmış çok iyi. Profilini beğendim çünkü hareketli, renkli, böyle sarıyor yani, bakıyorsun mesela fotoğrafı tıklıyorsun. Tek düze değil, afişler falan var havalı. Şeyle Batıcı'nla yakın arkadaş. Komik. Uzaktan fotoğrafları var. Kendi çektikleri var. Şey güzel, böyle dışarıdan bakınca kendini çok ciddiye almadığını gerçekten ortaya, hani aslında Instagram... Benle yakın arkadaş olunca ne oluyor, ben onu anlamadım. Müthiş. Bak buradaki fotoğrafta şeye benzemiyor mu? Messi. Mesela Elmasi. Evet. Beğendiği her şeyi koyuyor belli ki. Bunu yani ben çektim. Ama ne bileyim, daha çok müzik, daha çok atraksiyon falan beklerdim. Bu herif on numara ya. Çok komik ya. Oğlum hani gömecektin? Oğlum bunu gömemiyorum. Gömülecek bir şey yok yani. Hani anladın mı? Acayip saygı duydum herifin özgüvenli tarzına falan yani. Artistik ya da eğlenceli oluyor ya Instagram'da. Ya da bu eğlenceli. Bu eğlenceli ama çok sıkmıyor. Yani baktıkça bakıyorum yani. Şimdi Kemal'in Instagram sayfasındaki ilk fotoğraflarından bir tanesi... Instagram gurmesi yani. Bu bir modaymış herhalde erkekler arasında bir yerlerini sen söylemek ya. Kemal'e bak. Biri ağzına şey koyuyor, biri bu... Tam Bağcılar güzelmiş. Serserisi ya. Bu ikisinin de böyle bir sensörleme kaygısı var. Böyle bir fotoğrafı var. Ne güzelmiş. Saçlarını o boydan bu boya nasıl getirmiş ya? Oğlum bunda kesin ip var. Böyle. Bu işte, anladın mı? Bu içerikler bunlar. 5 dakika sonra düşmüş al. Mesela çocuk şu an saçını kestirse mühendis, saçı uzun gel, çok farklı bir hava katıyor. Mühendis mi? Evet. Bu hareketi yapar mısın bizim için? Yapabileceğine inanıyorum ben. Yapabilirim galiba. Şunu alıyorum. Çok iyi, çok iyi. O anı yakalamak lazım. 5 ile 18. Cenk Dostum, çok teşekkürler. Yaptı. Sen de böyle oluyorsun. Korkuyorum. Cenk gidiyor yani. Yaptım bu sefer. Bu sefer çok iyi yaptım. Sen lan ne ses mühendisi, adam okulu bitirmedi. Neyin ses mühendisi? Peki, Kemal'in Instagram hesabına. 10 üzerinden abi kaybettim. Ya bu çocuğun bıyıkları beni benden oluyor ya. Gür, böyle şey gibi, karikatür bıyığı gibi yani. Kendini Müzisyen'in Instagram sayfasına 10 üzerinden kaçardık. Ses mühendisi ama bütün ses ayarlarını ben yaptım. 5,5 falan verdim. 5.
5 puan verdi Kemal'e. Pelin hatta 6'ya çekebilirim. 5. Vay be. Ortalama çok az veriyorlar ya puan. Çok düşük ya. Benim bana büyük ihtimal 1 puan falan verdiler ya. Var ya tam milletvekili olacak adam ve saçları kesse. Evet, doğru. Kral ya, birazdan can tatlı yiyecek bir havası var. 9 veriyorum. Çekimden sonra bir tatlısı var. Sayfayı açtığım anda şaşırdım. Sonra şaşırmaya devam ettim. Hani ünlü olmayı hak eden bir insan, anladın mı? Ünlü olmayı hak ediyor. Evet, farklı abi, herif hak ediyor ünlü olmayı gerçekten. Değişik bir insan yani. Sıradaki kişi Mia Fitz. Evet. Güzel kız ha, maşallah. Bu tam benim sayfama benziyor. O yüzden o falan. Aa, güzel bir ablamız geldi. Mia Fitz Gözde aa, kesin yüksek güzel puan alacak ya. Ben çok beğendim. Gözde'nin bu kız, Instagram'ı bak, güzel. Bu kız Instagram'ı, ben sana söyleyeyim. Bu daha şey bir kız, diğerine göre daha tiki bir kız. Aslında aa. 3 verdim ben değil mi zavallı evet ya? Evet, o kız tiki değildi ya. Şimdi mesela obama 3 verdim, buna 1 vermem gerekecek. Anladın mı? Yo oğlum, bak önce ya. Çok güzel. Ben yani genel olarak arka fonları falan tırt şey, göz zevki var yani. Mesela bu bile mesela asansör selfiesi ama bir şey var, bir poz var, anladın mı? Bir tarzı var. Güzel vallahi yani, buna çok diyecek bir şey yok. Güzel bir abla. Güzel yerlerde güzel olduğu durumların fotoğraflarını çekip koyduğu bir Instagram. Çok hayatından anlık şeyler koyduğu bir Instagram değil ama bu da makul. Muazzam değişmiş abi kız. Olumlu ya da olumsuz demek istemiyorum ama. Sadece değişmiş diyor. Değişmiş yani, iyi değişmiş. Pek etkilenmedim yani. Neden değişmiş yani ya? Ama şey. Çok neydi ki ne oldu? Yani. Yalan söyleyeyim. Ama bu tırşıncılar hoş kızlar ama. Tripleri beğenmedim. Ben bu tripleri pek beğenmiyorum. Ben... Oğlum hop. Yani seksi falan ama yani. Neden yani? Seksi biz şey yapıyoruz değil mi? Yani. Twitch'in erkeği yani olarak koru. Ooo YouTube erkeği. Şimdi Gözde, Mia Fitz'in Instagram'daki ilk fotoğraflarından bir tanesi. Şşş ne diyor lan bu? Güzel beğendim. Paşam. Beğendim. Gezmeyi, dolaşmayı, yemeği, partilemeyi seven tam bir. Eğlenmeyi seven birine benziyor yani. O yüzden ilk paylaştığı fotoğrafın bu olması beni hiç şaşırtmadı. Yani bu fotoğraf güzel işte. Hani eğleniyoruz. Klasik. Ergeniz. Ergen pozu. Okey, tamam. Ben böyle mesela bazı kızlarda bu tarz giyinmeyi çok yakıştırıyorum. Gözde'ye de bu tarz yakışmış bence. Oh yeah girl. R&B bitch. Yine sayfasında şöyle bir fotoğraf var. Nasıl? Güzel. Bu kombini ben giyerim. Bakın bu da çok güzelmiş ya. Ya Allah aşkına bitir şunu lütfen bitir. Nasıl insansın Allah Allah. Şu yemeği bitir Allah'ını. Veririm bir sürü var. Ben neydi bu kızın adı ya? Kırmızı deri unuttum eteği benden aldı. Ne çirkin bir etek bu ya. Oğlum sen niye bu kadar sert giriyorsun insanlara lan? Çirkin. Cool bir kombi. Gözde ha. Deri gözde ve kırmızı olmasına rağmen onu dengelemiş. Ben niye şu an moda şey, evet, jürisi oldum anlamadım yaptığım şeyi ama. Güzel fotoğraf, sevdim. Eğlenceli bir fotoğraf. Keşke böyle fotoğraflar paylaşmaya devam etseymiş böyle. Ooh yeah. Ooh yeah diyor ya. Adam full ooh yeah dedi bütün böyle. Bu herif kim böyle? Reklam şeyi gibi, panosu gibi geziyor. O Travis Scott. Mia Fitz'in Instagram sayfası 10 8. üzerinden 8 verdi. 8 verdi ha. Bence de 8'lik bir Instagram'da. Abi 4 verdim, 4.5 verdim. Dominik'teki fotoğrafları güzel. Abi 4-4.5'luk da değildi bence. Dikkatimi celbedecek bir şey yok. Tuğkan abiyle veririm yani. 7 vereyim. Instagram sayfası. O adam Travis değil. Öyle mi? Travis diye biliyordum ben ya. Aslında pek etkilenmedim. O yüzden Gözde'ye 5 puan veriyorum. Estetik ve yani güzel birini, fotoğraflar bilgi çekilme açısından bakıldığı için 9 verdim. 9 puan verdim. Nasıl ya nasıl? Bir de yükseliyorum gerçekten farkındayım. Evet. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. En yükseğim 8 değil mi benim? Hayır. Ooo Gözde aldı götürdü. En yüksek puanımız evet. Gözde'ye gidiyor. Hayır, ilk abiyi de 8 yaptık. Neyi? İlk abiyi 8 yaptık, böcekli abiyi. Kime geldik Gözde? Ay tam benlik ya bu bölüm. Kime geldik? Bana onu söyle. Vatıcın! Vatıcına geldik. Buyurun efendim. Düştün elime. Abi sıçtık. Sıçtık. Salardayız. Videoyu durdurup. Abi niye bu herif böyle abi, yaptı abi niye bu herif böyle yaptı? Bandı iş. İşin şakası. Ooo profili nice. Beğendim. Profesyonel bir bence şey. Profil çünkü böyle renkli. Zaten çok takipçisi varmış bir dakika. Dublin'de bir fotoğraf koymuş. Evet. Aa ödül almış. 3 evet. Saniye bakınca cüzdandan 3 TL donate does. Her telden fotoğrafı var. Ya böyle oyun oynayanlar yani böyle geeklerin falan hiç evlenmeyeceğini veya evlenirse de böyle düğünler yapmayacağını ben evlenmedim orada ama. Böyle onları damatlıkta ne bileyim halay çekerken falan bekarım hayal edemiyorum. İlerken anladın mı? Hani kafamda oturmuyorlar. Hani şuralara para falan koymuş o. Neden böyle post paylaşıyorsun oğlum?
Neden böyle bir post paylaş? Benim bu çok sevdiğim fotoğraflardan biri bu arada. En çok sevdiğim fotoğraflardan biri. Neden paylaşmayayım anlamadım. Bunda ne var bu fotoğrafta? Arkadaşın Instagram'ı nasıl acaba abi? Fotoğrafta ne var ki? Bless Arancı abi. 10 numara emote şekli yapmış. 10 numara güneş var. San Francisco'dayız. Mito dedi ki bir fotoğrafını çekeyim kardeşim dedi. Bir hareket yaptı dedi. Ben de bunu yaptım çekti. Niye koymuşum ya? Eyvallah. Güzel. Eyvallah. Abi beğendiğim fotoğraf. Güzel şeyler var. Sen de vuralım abi. Bence. Bu sayfayı beğendim. Ha bak Kemal yine. Ha beğendi. Şu anda gitmiş ya. Bu ne lan Superman Tayfun gibi yemin ediyorum ya Yusuf tipi. Fotoğraf Excel London. Fotoğraflar Jahre'nin düğününde. Jahre'nin Ülker çikolatalı... He. RP. Anla espriyi. RP. Müzisyen Bey'le yakın arkadaş olduğu çok belli. Yine benzer doğru paylaşımlar. Tümdüz bir sayfa bu da. Bu fotoğrafı beğendim. Yalan söylemek istemem. Tatlı bir fotoğraf. Ay senin köpek sevgine ya. Köpek gördüm dayanamıyor kız. Vallahi çok seviyorum. Dur, ya dur, ben şey renklendirmesini bilecek. Çok beğenmedim fotoğrafı. Doğru ama gözlerin şu an baktığı çok eski ya. Çok eski fotoğraflar şu an. Ben burada küçüğüm. Öyle şeyler falan da yok yani. Bu kaç senesi bu? 2014 falan ya. O kadar renkli fotoğraf yoktu daha o zaman. Oha. Teknoloji o kadar gelişmemişti Gözde. Profesyonel kamerayla çekilmeyenlere. Onun şu mesela komik. Güzel. Yani komik fotoğrafları var. Ben bu arada tabloyu sattım biliyorsunuz değil mi? Chat. Ben bu tabloyu sattım. Ben bu tabloyu şeye Fuat var ya Fuat. Gerizekalı 500 liraya aldı. 50 liraya Bauhaus'tan almışım ama bırakayım. Dedi ki abi ben satıyor musun bunu dedi. Satıyorum lan dedim. Tamam dedim. Kaç para dedi. 500 dedim. Tamam abi dedi. Sattım ben de. Scamledim ama bırakayım. Ben de anlamadım. Oğlum o gün daha neler neler oldu. Kimse yayını açmamıştı. Ben de toplandık. Maç falan izledik. Sonrasında bir anda benim odaya girdiler Jurox'lar falan. Jurox sonra benim bir tane daha kamera almıştım ben. Bundan 3 sene önce falan. Şey kamera. DSLR A6500 Sony'nin. İşte YouTube için falan. Boss Life YouTube için falan kullanırız diye almıştım. Abi bunu satıyor musun dedi. Satıyorum dedim. Kaç para dedi. 8000 dedim. Onu da 8000'e sattım. O da kaça almıştım? 7000-8000'e falan almıştım. O zamanlar bir de dolar da biraz düşüktü. Akşam pazarı aynen öyle. Sonra Era'ya da bir şeyler. Era'ya da gittim şunu sattım. Bir tane şey. Bir tane LED almıştım. Patlayan böyle. Onu da 3 tanesini kaça almıştım lan? 3 tanesini 2000'e mi ne almıştım? Bir tanesini 1000'e sattım. Dumbaşil Bek hoş geldin aramıza. Emo The Polar Bear 20. ayıklı olsun abi. Çok teşekkürler. O inanılmazlardı ya. Görmen lan Stonks. Devam. Yani bunlar falan kötü. Bunlar da kötü. Abi şu foto nasıl kötü ya? Güzel. Yani komik fotoğrafları var. Abi şu foto kötü değil gözünüzü seveyim ya. Kızlar. Bir şey deyin abi. Kötü mü? Bence güzel foto ya. Harbi mi lan kötü mü lan? Güzel neyi kötü? Abi patronu musun demeyeyim. Söyle ya. İsterin. Söyle. Kasıntı mı? Oğlum gram kasılmıyorum. Arkamı dönüp arkama bakıyorum. Haberim yok. Fotoğraf çekildiğinden. Oturmuşum çardakta. Arkamı dönmüşüm. Biri bana seslenmiş ya.
Nefesini tutmuş gibi miyim? Yo. Bayağı baksana oğlum nefesim. Göbeğe bak. Sen kızlar için mi yüklüyorsun Ferit fotoları? Evet. Waffle. Kral ne izletiyorsun sen bize? Abi tepki kolikte tepki izliyoruz. Yani bunlar falan kötü. Bunlar da kötü. Yani bunları sevmiyoruz. Mantıklı. Hani böyle. Çok samimi olursun anladın mı? Çok samimi en yakın arkadaşların olur. O zaman koy. Ama böyle hani şu arkadaşla da şuradayız gibi. Samimi arkadaşlarım. Ne oluyor abi bu programda? Nasıl yorumlar bunlar ya? Fotoğrafları var. Yani bunlar falan kötü. Bunlar da kötü. Yani bunları sevmiyoruz biz hani böyle. Çok samimi olursun anladın mı? Çok samimi en yakın arkadaşların olur. O zaman koy. Ama böyle hani şu arkadaşla da şuradayız gibi. Anladım. Hoş değil yani. Tam olarak ben gerçekten kendimi daha iyi ifade ettiğim bir gün galiba yok. Ve çok kritik bir gündü. İyi ki bugün ya. Cool, güzel giyiniyor ve troll bence biraz. O da troll bir hesap. Bak bu çocukta da var, çok severim. İki tane yeğenini yayına fotoğraf paylaşıp sevgililerim kalp. Bunlar can alıcı hareketler. Aynen. Şimdi abi, Batıcı'nın Instagram'daki kendisiyle ilgili ilk fotoğrafını gösteriyorum. Abi hayır, abi! Oo, hala duruyor mu bu? Duruyor. Bu çok puan kaybetti. Bir şey söyleyeceğim. Abi, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi benim Instagram ilk fotoğraflarımdan yaklaşık 2013-2014 senesi falan adı gülme amına kodum sus. Bu eski bir fotoğraf tamam mı? Ya yani neden kaldırayım ki? Ya dursun ne olacak o zamanlarda öyleymişim yani. Tipsizim gözlüklerim Matrix gözlüğü liseli ergen gözlüğü. Ya neden kaldırayım ki ama komik yani ileride yıllar sonra bakıyorsun gülüyorsun. Ayrıca ablamla çekildiğim fotoğraf yani. Ablamla fotoğrafım azdır benim. O zamanlar köydeydik. Ablamla böyle fotoğraf çekilmişim. Giydiğim şeye bak. Annem giydirmiş ya. O kadar belli ki üstümü. Bildiğin annem giydirmiş. Gömlek üzerine kazak. Yalnız ne kadar değişmiş. 6-7 sene var mıdır burada fotoğraf? Efendim? 6-7 sene var mıdır? Ya bakalım abi. Bir dakika hemen bakıyorum. Bir aşağı inelim. Bakalım. Arşivle. Abi niye arşivleyeyim? Dursun ya. İnsanlar görsün yani. Ya insanların hani Instagram'ımı beğenip beğenmemesi umurumda olmadığı için bana bir zararı yok yani. Bakıyorum. 2013'te çekilmişim. 7 sene olmuş. 7 sene abi. Allah'tan bu yokmuş. Ne o? Bu var. Bunu silmedim ki ben. Sildim mi lan? Bundan da bir şey yok ki abi. Makara yani. Komik bir foto bu abi. Abi Şükrü'nün tutuşu çok iyi değil aynen, mi? Aynen. Burada kahve... Bir dakika. Alayım. Oo, hala duruyor mu bu? Duruyor. Bu çok... Noel ve 55. ayın kutlu olsun. Eyvallah, hoş geldin. Yalnız ne kadar değişmiş. Turuncu, saçı burada kahverengi. Şu an kutlamada evet, turuncu. Açılmış birazcık. Abi, saçım turuncu değil. Arkadaşlar, saçım yemin ederim turuncu değil. Yemin ederim story'imdeki benim ya. İnsanı bunu diyeceğim. Vallahi turuncu değil ya. Saçım kahverengi abi. Turuncuydu abi. Neyi turuncuydu oğlum? Hiçbir zaman turuncu olmadı saçım. Bir tane turuncu saçlı fotoğrafımı göster. Ben seni gördüğümde turuncuydu ne bileyim. Bir tane turuncu saçlı fotoğrafımı göster. Yok çünkü öyle bir şey yok. Evet turuncuya boyuyorum aynen öyle. Komple boyuyorum evet. Abi. Nesi çok genç duruyor. Klasik liseli gözlü yapmıştı. Ne? Bir dakika. Duruyor. Açılmış birazcık. Annesi çok genç duruyor. Ablam. Klasik liseli gözlü abi işte hepimizde olan. Matrix gözlüğü. Neo gözlüğü. Aynen. Aynen. Bir de arada bu tarz cool. Bu cool değil, değil bence. Mi? Ne bu? Keko. Değil mi? Ben amaç o zaten ama burada. Çok rahatsız ediyor fotoğraf. Hayır burada amaç zaten keko RP'si yapmak yani fotoğrafı çekilirken.
Makara ağzımda sigara falan böyle artistik durmuşum. Silah yanımda. Hafif keko rapesi zaten hatta burada. Olayı o zaten. Böyle çok iyi örnek oluyor. Ağzında sigara arkasında. Onurcan harbiden olabilir ya. Zaten işte. Onurcan yapıyor editini bak. Benim fotoğrafların bazılarını Onurcan yapıyor editini. Ben bazen turunculaştırıyorum diyor bak fotoğrafları. Ben yapmıyorum abi. Zaire. Gene yok ki. Gene yok turuncu. O ne? Deokan. Turuncu saç abi. Ya geri zekalı. Güneş bu. Güneş. Güneş. Alnım da mı turuncu amına koyayım? Güneş vurdu diye. Güneş vuruyor abi burada. Abi güneş tamam da benim saçım siyah, güneş vurunca turuncu mu oluyor saçım? Hayır, saçım açık kahverengi, güneş vurunca böyle gözükmüş fotoğrafta. Benim saçım siyah değil. Ya amınıza koyayım ya. Tamam. Tamam abi turuncu. Turuncuya boyuyorum hatta. Neden yapıyorum? Şey ne yapıyorum Leo? Ne yapıyorum turuncu ya? Turuncu olunca ne oluyor abi? Değil amına koyayım diye turuncu ol. Turuncu olsa turuncu derim amına koyayım. Olmayan şey için bu kadar şey yapıyorum ya. Çünkü değil. Turuncu değil çünkü. Turuncu olsa ne olacak diyor ya. Zamanında işte 600 bin kişi tarafından takip edilen, önce alınan biri muhtemelen. Çok fazla silaha teşvik olduğunu düşünüyorum. Ya yok artık ya. Duyar mı kızıyorsunuz? Abi siz de videoda yemek yemeyin. Aç insanlar izliyor belki. Ayıp ya. Videoda yemek yiyorlar. Bir dakika, bunun duyarı kasıldı mı gerçekten? Kasıldı abi. Az önce kasıldı ya. Çocuklar için vesaire veya etkilenebilecek insanlar için. Ama kendiyle çelişiyor prenses. İki fotoğraf önce gidelim. Ne yazıyorsun? No smoking area. Şimdi onlar düşün. Al başını. Gözdeciğim. Gözdeciğim. Gayet sakinim. Sakin sakin anlatıyorum. Bu tişört no smoking area yazıyor ama sarkastik bir tişört. Dikkat edersen orada rahibelerin ağzında sigara var. Hepsi bir sigara yakmaya çalışıyor. Biraz dikkatli bakmamış prenses. Evet. Beğenmiş. Stabil çizgisinde yürüyen insan isterim. Fark ettim. Peki Dalia. Bir Twin Stag Up sayfasına 10 üzerinden kaç verdik efendim? 5. Küsurat verebiliyor muyum? Ver. Olur. 6.5. O zaman bu elemana da 6 vereyim hadi. Ama yani diğeri düşük kaldı biraz. Galiba P Queen'den bir tık daha güzel bunun Instagram'ı. Evet. 8 veriyorum. 4. 4 puan. Oğlum adam sabahtan beri gömüyor bana, 8 verdi ya. Bir tık daha güzel bunun Instagram'ı. Evet. 8 veriyorum. 4 puan. Ya Gözde. Hak etmedim 4'ü ya. Verdik. Kalite. Batıcını bir tıkır arttırıyorum. Niye kızım istemiyor böyle yüzüm asıldı? Yok, ona haksızlık ettiğime inanıyorum. Evet. Tamam, kaç yaptık? 5. 5 yaptık. Allah razı olsun gözünü, sağ olasın. Ben buna da 5 veriyorum. İşte normal sıradan günlük hayatından kesitler paylaşmış. Güzel olmuş. Benim de Instagram sayfama baksan. Benim de çok farklı değil yani. Sen de 5'liksin. Evet. Son olarak artık son kişiye geçiyoruz. Evet. Twitch'in son zamanlardaki yükselen yıldızı Anna Deniz. Kemal'den azaldı be. Gerçekten inanılmaz abi. Helal olsun lan. Senin kadar cinsel eşitlikçi bir adam daha görmedim. Tam %50. Oh, yeah man, yani. Come on man. Let's go. Helal olsun. Woman's power. Kesinlikle gurur duyuyor. Bu ablamız kim? Ben bunu ilk defa gördüm. Bu geldi mi şeye? Senin çekimlere. Yok. Daha bir iki ay falan yani ama çok ya, güzel. Hemen gelsin. evet, hoş. Güzel, bir estetik bir Instagram. Estetik bir insan demek istiyorsun galiba. Yok, kendisi de güzel. Evet. Güzel. Ne, Türkan abiye dediysek yani bu anla... Bu bacım peki kaç yaşında? Bilmiyorum abi. Bacım diye altını çiziyorum. Aa, ooo ne güzel kız. Aa, bayağı güzel kız maşallah. Ya ben kızı çok beğendim, o yüzden fotoğraflara çok bakamıyorum. Dediğim ki çok da kötü şeyler söylemek istemiyorum, kırmayayım kendisini. Niye abi, hani ne olur dur. Güzel kız görünce hemen kırmayayım kendisini. Ama başkası olunca... Çünkü çok sempatik görünüyor hanım. Baksana işte bebek gibi yani. Baksana böyle hani güzellik anlamında bilmiyorum. Hani tarzı bebek gibi. Üzülür. Rus çünkü aga. Tatlı bir tip. Gözleri Rus genetiği var. Maşallah. Hiç caption yazmıyor. Yani söyleyecek elbet bir şeyin Ukrayna vardır be arkadaş yani. Hani evet. Bomboş koymazsın. Bazı fotoğraflarını cringe buldum. Mesela göster ki bana.
biraz cringe geldi. Evet. Kız çok güzel, çok tatlı bir kız ama fotoğraflarını bence daha güzel çektirebilir. Beğenmedim, hep karşısında biri çekiyor. Yani amatör duruyor fotoğrafları, öyle söyleyeyim. Güzel. Benim düşüncem zaten doğal bir güzelliği var. Anlanın. Şu fotoğraf falan çok gereksiz ya. Şu makyaj falan. Bence olabildiğince az makyaj yapsın. Çektirebilir. Beğenmedim, hep karşısında biri çekiyor. Yani amatör duruyor fotoğrafları, öyle söyleyeyim. Ya güzel. Şu tarz kız fotoğrafı Instagram'da 100 tane falan vardır ya. Şu an açsam bulurum ya. Kırmızı ruj, uzun saç. İşte yine kendini çekmiş. Şöyle ama alık bakış, başarı. Ağzı hafif açık. Alık alık böyle. Bolu bir abla yani. Bolu Tüneli Cirox, o nasıl bir hikaye? Yeşilçam oyuncusu gibi çok güzel bir şey var. Yüzü gözü çok düzgün ablanın. Böyle şeyler, ne de date kafeler, anladın mı şeyler, arkada güller, salıncaklar falanlar filanlar beni tilt ediyor ama bir şey demiyorum. Yani bu selfiler, arka fon falan yine P-Queen'de kırdığımız puanları burada kıracağız, kıracağız tabii ki. İnsanları gömmek zorundaymışım gibi hissediyorum ama seveyim, güzel fotoğraflar var, bu güzel fotoğraf ama sayfasını hiç beğenmedim. Okay. Burada bayağı güzel çıkmış. Tamam, alıyoruz artık, yeterli. Çok eğlenceli lan, Instagram yorumlar çok eğlenceliymiş olsun. Bu videoda bana gömen herkese helal ediyorum. Çünkü ben kimim ki insanların Instagram'ını yorumluyorum. Estağfurullah. Bu dedi diye yapıyorum, özür dilerim. Ağzımın da şeyi yok yani, ayarı. Anna Deniz'in abi Instagram'da kendisiyle ilgili paylaştığı ilk fotoğraflardan birisi bu. Yani güzel fotoğrafmış. Aa çok güzel. Bunu çok güzel. Bence bu kıza bir ustuk var. Olayın caption'ına çok abanmamak. Düşünmeyi pek sevmiyor galiba ne yazacağını. Burası. Güzel. Görsel açıdan güzel fotoğraf. Estetik. Bu da çok güzel mesela. Çok doğal, samimi fotoğraf. Oha evet, Photoshop yapmış lan kıza. Neden yani? Kendini güzel göstermek için yapmamış belli ki. Su efektini arttırmak için yapmış. Neden öyle bir şeye ihtiyaç duymuş bilmiyorum. Harbiden ha. Şurada son olarak da efendim böyle yılbaşında çekilmiş. Ağacı herhalde daha çok önemsemiş çünkü kendisi kaymış. Böyle çamaş, yılbaşı temalı şeylerini düşüyor. Şapkası ne kadar güzelmiş. Bak böyle spring şey tel var böyle. Ağacıyla beraber çekilmiş bir fotoğraf. Ağaç daha net. Evet. Deniz'cim çok bozmuşsun. İlk fotoğrafların çok daha tatlıymış. Keşke öyle devam etseymiş. Zaten güzel bir kızsın. Böyle bunlara ihtiyacın yok bence. Anna Deniz'in Instagram sayfası. 10 üzerinden kaç var? 6.5. 10 üzerinden 5 veriyorum. Çok sade bir Instagram var. Çok hoş, çok güzel bence. Nefis kazandı 5, ya. Ya 5. Bu ablamıza 6 veriyorum. O da estetik bir hanım o yüzden. Güzel gözüküyor fotoğrafta yani. Bir daha bakabilir miyim? Bir saniye. Ama ben de 8.5 veriyorum ya. Yine çok düşük verdim. Ben kötü istiyorum. Ama o da çok fazla paylaşmıştı kendi yani. İyi tamam, buna da 4 veriyorum. Ya buna da 8 vereceğim. 8 verdik. Anla Deniz'e. Bakar mısın yani? Allah çarpar buna başka bir şey verirsem. Ha. Çok güzel kız. Evet, bölümün sonuna geldik efendim. Ama puanlamayı saçma yaptı Gözde burada. Kızın güzelliği ne vardı? Güzelliği verilmiyor ki abi burada. Instagram yorumluyorsun, sayfa yorumluyorsun yani. Oo ya. Özgen Töre, Özgen Reis hoş geldin. Üçüncü en kutlu olsun. Hoş geldin abi. X Jolin, Leokan Einstein galiba. Benim saçlarım siyah, güneş vurunca turuncu mu oluyor diyor. Siyah saç turuncu olmaz zaten. Bunun dışında 17... Leokan salaktır biraz. Oğuz boşver. Bunun dışında 17.44'teki... Ne yapıyorsunuz abi? Fotoda çok yakışıklı çıkmışsın. O fotoyu değerlendir. Zaten yakışıklısın karşım yani ama o foto fena, başa bela poggers. 17.44. Hani ya. Bu mu? Yalan söyle. Burada bir tam şey değil miyim ya? Fide Can neydi? Can Manay. Burada Can Manay RPS yapıyordum. Bu arada gözlük takacağım. Gözlük takmaya başlayacağım çünkü gözlük takmam gerekiyormuş. Doktor öyle dedim. 0.25-0.25'im ben ama bayağı gözlük takınca 1080p görüyorum hayatı. Ya gece falan araba kullanırken de gözlük takman gerekiyor dedi. Ufak detayları bulanık görürsün dedi. Filozof Atakan doğru. Ettiysek affola. Bu da işte ismi verse ben de söylerdim. Bunu koy bari de insanlar yanlış anlamasın. Burak Zorlu otur ve yorum yap dediği için ben naçizane dilim döndüğünce yorum yapmaya çalıştım. Hepsinin de bu arada baktığım fotoğrafları benimkilerden daha iyi. O yüzden sürçülisan ettiysek affola. Bu da işte meslek yani görev. İşimiz bu. Kendimi paparazzi gibi hissettim yani. Bırakın işimizi yapalım diye özür dilerim diyerek.
yargıladığım için kapatıyorum. Görüşürüz. Çok saçma oldu. Öyle bir şey söyle ki herkes gülsün ve o şekilde videoyu kapatalım abi. Öyle bir şey nasıl söyleyeyim acı? Söyle, izleyen herkesi böyle suratı güzel gülücük olsun. Ve o şekilde kapatalım gibi. Geometri seven Pokemon'a ne denir? Ne denir? Dikachu. Aha! Evet, bir dakika. Selamun aleyküm. Şimdi sıra bizde mi Ferit? Hazır mıyız? Counter atak. Counterlıyoruz şu anda. Bir saniye. Evet. Mert kardeşimizden başlayalım. Abi yani böyle fotoğraflar çok şey ya, hani çok samimi değilsen, çok yakın değilse böyle falan, hani ben de oradaydım ve o insanlaydım falan fotoğrafları. Abi bir de bilmiyorum silah yani. Falan var ya. Ha silah örnek. Var yani gerçekten örnek küçük yaştaki izleyicilerine bak, Azerbaycan'dan Nahit izliyor mesela, takip ediyor. Çok ayıp bir şey yani. Evet abi. Ne savaş mı istiyoruz diyorsun yani. Fotoğraf fena değil, güzel fotoğraf. Biraz göğsünü fazla germiş böyle. Ama güzel. Güzel fotoğraf. Abi çok... Yani... Çok yanlış. Çok yanlış. Bak mesela ben 17 yaşındayım. Şu an psikolojim bozuldu yani. Bu fotoğraf şey fotoğrafı. Kanka fotoğrafımı çeksene ya. Dur şöyle bakayım. Böyle güzel çıkıyorum fotoğrafı. Evde canı sıkılıp fotoğraf çektirmiş. Bence zamanlayıcıyla çekti. Tek başına çekti o fotoğrafı. Fotoğraf tatlı. Güzel. Ama niye böyle bakmış? Kötü durmuş. Bayağı kötü durmuş. Bu neden full köpek? Köpek fotoğraf. Daha güzel çıkmış. Burası şey değil mi lan? Hukkabaz. Aynen. Köpek niye Dobby'ye benziyor peki? Köpek Casper'ın bir tane fotoğrafı var. Onun gibi bakmış. Kulakları falan İlginç. Aynı Dobby. İlginç. Evet, burada biraz kiloluyuz galiba. Tombik çıkmış. Köpek gene güzel bir poz vermiş. Evet, köpek başarılı burada. Gerçekten. Köpeğe 9. Mert'e de 3 veriyorum. Gözde. Gözde. Düştün elime. Köprülü selfie. Gözde'yi vuracak bir fotoğraf bulamadım ya hiç bu arada. Bir dakika dur bakayım. Dur buluruz ya, öyle şey mi olur? Ya çok klasik. Çok klasik ama güzel foto yani. Vallahi Gözde'nin Instagram'ı güzelmiş ya. Ya 10 numara kullanmış abi. Fotoğraflar falan okey yani. Absürt bir şey görmedim. Ya bütün kadınların da şöyle fotoğrafı var ya. Onu anlamıyorum ya. Tam yürürken yere bakıyorlar böyle. Hepsinin var abi. Yürüyeyim kanka, yere bakayım, sen o sırada çek. Vallahi okey. Instagram'ı. En eski fotoğrafına bakacağım. Artık orada da çıkmazsa yani. Abi ne foto spamlemiş be. Wow. Aa, tiyatrocu. Vallahi yok. Başarılı Instagram. Abi sigarayla fotoğrafı var bu arada. Gerçekten mi? Nerede? Evet. Bastım şu an. Aa, burada. İlk fotoğrafı. Abi inanılmaz ya. Ben şu an sigara içmeye gidiyorum. Bak bak bak. Nisa'yı gördün mü? Ne yazmış? Sigara mı içiyorsun Gözde abla? Kalp atmış bir de. Abla dediğine göre küçük. Çok küçük, çok küçük. 9-10 falan. Çocuk sigaraya başlamıştır büyük ihtimal. Fotoğraftan sonra. Abi alkol falan.
Çok yanlış. Devam. Can. Hey man, come on man. What are you doing in this photo, bro? Come on. Oh my god. Oh, it's so cool. Oh, you're killing it, bro. Let's go. I'm burada watering. Ne yapıyorsun burada? Havlu mu o? Yok şeymiş. Hoodie'siymiş. Ya, kayıyoruz ya. Evet. Yani yorumlamak isterdim daha fazla ama pek fazla seçeneğim yok. Abi alkol burada da var abi. Evet Buğra. Selam. Buğra genelde arkadaşlarıyla sürekli atmış fotoğraf. Kendini tek 2, 3, 4 tane fotoğrafı kendi. Hatta burada da nasıl arkadaşlarla. Doğum günü. Buğra şirin adam ya. Araba fena. Bu ben, bu da köprü. Hani vites at artık. At vitesi. Bastırma. Bence güzel Instagram Buran'ınki de. Buraya okey verdik. Buraya kaç puan? 7. Dalia Katin Dalialı. İsmini bilmiyorum bu ablamızın. Güzel foto. Köpek sever. Güzel fotolar. Burada bir tık. Ha, iki kaydırmalıymış. Tamam. Yani şuna pek gerek yokmuş bence bu edit'e ama. Bir tık. Bir tık. Yani bu editler neden yapılıyor? Ha, olmamış da yani. Wow. Gördüğüm en kötü fotoğraflardan biri olabilir. Yani arka temaya uygun bir şekilde mi bakmış acaba kameraya? Hani uzay muzay uzaylı. Ya uzayı seviyor. ...21 Aralık'ta çekilmiş galiba. Ama alkol yani... ...hiç olmamış alkol. Yani oraya Instagram koyuyorsun ve insanlar seni takip ediyor. Ve insanları alkolle... ...çok yanlış. Evet. Genel olarak güzel ama. Oha baykuş çok güzel. Abi bir tane baykuş almak istiyorum ya. Böyle gece kalkayım çişe böyle bana böyle baksın böyle kafasını çevirip. Al buraya. Süper değil mi? Buraya mı alayım? Hı-hı. Ama o baykuşun ama sincabı. Evet evet. O ablamıza 8 verdim. Günce. Günce'ye bakalım.
Günce bence bu postluk bir paylaşım değil ya. Bu storylik bir şeydi bence. Yani bu da bence storylikmiş. Güncel'in de okey. Genel olarak iyiymiş oğlum Instagram. Haklılar yani. Ama renkler böyle... Gerçi renkler de güzel ya. Aynen. Bak bu fotoğraf bayağı güzelmiş. Oo, en iyi fotosu olabilir. Arkası falan çok tatlı. Şirin kız Günce. Alkol falan da yok. Evet, alkol yok, sigara yok. Sadece kahve. Çok başarılı. Bu bir tık yalnız. Ya burası havuz mu? Havuz değil mi bura? Aynen havuz. Havuz, aşağısı deniz. Aynen, şurası da deniz. Bunlar da dağ değil mi? Leo? Hatta Antalya Aa. Burası. Bu yalnız... Yani orada hayvanlar acı çekiyor. Fotoğraf... Ne? Çok ayıp ya. Kötü. Güzel Instagram. Genel olarak ama. Başarılı. Çok bir şey bulamadık chat. Ama gömebileceğim kadar gömdüm yani. Whatever. Kapattık, bitirdik.